Merhaba arkadaşlar. Şu an Enscape Render kısmına yavaş yavaş geçerek görselleştirme kısmımızı zenginleştirelim arkadaşlar. Çünkü modelimiz bu şekilde kabaca bittiğini düşünürsek diğer geri kalan kısımları Enscape içerisinden doldurarak devam edebiliriz. Eksik kalan kısımları tekrar SketchUp Warehouse kütüphanesinden indirerek kullanacağız arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bizim çalışmamız neredeydi? Bakalım ona bir. Şuradan evet, diğer pencereden açalım. Orada kalmış. Şöyle baktığımızda benim planımda şuralar beton, şu kısmı ahşap kullanmış. Gördüğünüz gibi bu kısmı burada birleştirmiş. Orada bir ahşap kısım var. Şurada plasta dediğimiz beton, pürüzlü beton kısım var. Onu kullanarak devam edeceğiz. Şimdi burada yaptığı aslında şöyle bir şey. Normalde şöyle bir durum var. İnce bir ayrıntı var arkadaşlar burada. Ondan bahsedeyim. Şimdi round corner yaptığınızda siz çift tıkladığınızda bunu artık push pull'la kaldıramazsınız. Ne diyor? Üzerinde işaretler. Bunu kaldıramazsın diyor. Yani onu kaldırmam için benim view'den healing geometriyi açmam gerekiyor. Healing geometri genelde profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılan ve sizin modele daha hakim olmanızı sağlayan bir durum. Mesela bizim burada şu kısmı ahşap kullandığı için buraya ben bir çizim yapıp bu kısmı diğerlerinden betondan ayırabilirim. Hani kaymayı engellemek, buradaki havuzdan geçişi kolaylaştırmak için bir durum yapılmış orada. Yani şuradan ben isterseniz rectangle aracıyla da çizebilirim. Mesela şuradan bir hafiften pay bırakarak şuraya bir çizim yaptım. Daha sonra şuradan da rectangle aracımla aldım. Şöyle rastgele bir çizim yaptım arkadaşlar. Aslında şuradan yapayım daha iyi olur. Şöyle yaptığımda ve şurada bıraktığımda ortadaki kısmı kaldırdım. Şuradaki kısma ben ahşap kısmı açacağım. Şimdilik bir renk atalım. Şöyle bir renk atayım buraya. Bu kısmı ahşap yapacağım arkadaşlar. Ne oldu? Ben hidden geometri açtığımda artık buraya müdahale edebildim. Diğerlerini beton zemin yaparken bu kısmı da ahşap yaparak orada değişik bir olay yapmış olacağım. Şimdi Enscape'de şu Reinforce Sketchup kalsın. Onunla da işimiz var. Kaplamalı kullanmak için. Enscape'in şuna bastığınızda Start Enscape dediğinizde arkadaşlar Enscape'in kendi render ekranı açılacaktır. Tabi daha önceki derslerimizde belirttik bundan. Render'ın yani şu loading ekranın gelmesi sizin hızınızla ilgili bir olay. Tabi burada çim açık kaldığı için her tarafı çime boyamış gördüğünüz gibi. Şimdi sahnemizde pek bir şey olmadığı için birden gördüğünüz gibi birden hemen geldi görüntü. Tabi dolu sahnelerde yani iç mekan olsun, dış mekanda böyle doldurmuş olduğunuz sahnelerde, detaya girdiğiniz sahnelerde render süresi biraz daha uzun olacaktır. Şimdi bu sahnemiz bu. Gördüğünüz gibi yani bu şekilde. Tabii damla karacımla zemine tıkladığımda Enscape'in kaplama kütüphanesine geldiğimde arkadaşlar burada tabii grass olmuş otomatik olarak. Niye? Çünkü SketchUp'ın kendi grass modelini grass olarak tanımış bu. Generic deyip kapattım onu. Tekrar render kısmına geldiğimde görüyorsunuz düzelmiş oldu. Normalde otomatik olarak kendi suyu da tanımış oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Otomatik olarak Enscape'in kendi suyunu da tanıyarak böyle bir durum ortaya çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Yani siz SketchUp'ın kendi water'ından suyunu attığınızda o da otomatik olarak onu tanımış oldu. Şimdi Enscape'in kendi kütüphanesinde şurada bir kütüphane var görüyorsunuz. Kütüphane basit, sade ama fena değil. Yani işimizi görecek kaplamalar var. Yoksa da texturafan.com'dan bizim kendi kaplama kütüphanemize giderek texturafan.com'dan kaplama indirebilirsiniz. Kaplama indirdiğinizde onları tekrar burada kullanabiliyorsunuz. Atıp yani SketchUp'ta tekrar kaplama oluşturup eğer kaplama oluşturmayı bilmiyorsanız kaplama oluşturma kütüphanesinden tekrar girerek kaplama oluşturma kısmını öğrenebilirsiniz. Burada mesela havuz için şunu kullandığımızda import selection diyorum. Kapatıyorum. Suyun içine girdim. Tekrar buraya girdim. Buraya atıyorum arkadaşlar. Kaplamamı atarak devam ediyorum. Eğer küçük geldiyse kaplama ayarlarından büyütebilirsiniz. Şuna bakıyorum. Şöyle. Geldim şöyle. Şu üst kısmı beton yapacağım. O yüzden o kısmı bıraktım. Ayarlara geldim. 50 görünüyor bunu. 100 yaptım. Gördüğünüz gibi. Daha da büyümüş oldu. Render kısmına bakalım. Evet gayet güzel bir görüntü var. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Şunları ben component yapmıştım biliyorsunuz. Component yaptım ki bir tanesini yaptığımda hepsi değişsin diye. Yani bir tanesini değiştirdim hepsi değişsin diye. Buradan concrete kısmına geldim. Betonlarda mesela şöyle bir beton var. Üzeri pürüzlü beton var. Import selection diye bir kere aldım.
Paint Bucket'la seçtim, kapattım. Gördüğünüz gibi böyle bir beton oluşmuş oldu. Bunu yaptığımda görüyorsunuz ne oldu? Hepsi birden değişmiş oldu. Görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi ben aynı zamanda vireyin içerisindeki kaplama kütüphanesinde kullanabilirim. Yani oradaki resimlerde kullanabilirim. Çünkü sonuçta kaplama kütüphanesi ne demek? Resim anlamına geliyor. Yani buradaki konkretlerde mesela güzel konkretler var. Zeminde kullanılan mesela şunun gibi, şunun gibi görüyorsunuz. Şöyle bir lekeli konkretler var. Kirli mesela burada kullanmak için. Mesela bunu aldım, şuraya bıraktım. Buraya geldi. Daha sonra çalışmaya girdim. Çalışmanın bu beyaz olan kısmını seçtim arkadaşlar. Ve kaplamayı attım buraya gördüğünüz gibi. Ne oldu? Kesitli çizgiler var. Ama bunu ben ne yapacağım? Büyüteceğim. Yani oraları biraz daha böyle tam denk gelmesin, şu kesikler gelmesin diye 400 yaptım. Biraz daha büyüttüm gördüğünüz gibi. Hani biraz yama varmış, eskitme varmış gibi bir durum oluştu. Şimdi tabii kaplama içinden şey geçerli. Eğer siz kaplamayı buradan sağa tıklayıp tekstüre pozisyon derseniz çıkmaz. View'den Heating Geometry deyip buraya seçip tekstüre pozisyon derseniz çıkar ve bu birleşim yerini şuraya getirdiğinizde artık olay tamamıyla güzel olacaktır. Şurada da kirli olması toprağın zeminle birleştiği yerdeki gerçekçiliği artacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir işlem. Yani şunlarda da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Mesela bunlarda da farklı bir ton kullanalım. Daha böyle kirli bir ton olsun, daha koyusun. Mesela şu olsun. Bunları kullanabiliriz. Yani illa bir programa bağlı değiliz. Dışarıdaki kaplamaları da herhangi bir render motorundaki kaplamaları da kullanmanızı gerektirecek olayı göstermek için bunu gösterdim arkadaşlar. Bunu seçtiğinizde görüyorsunuz tık diye üzerine atmış oldu. Ve komponent yaptığım için otomatik olarak diğerlerini yapmış oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde bir işlem. Şimdi şu kalmış tabi. Buna da aynısını atalım. Burada tabi hepsini birden seçtiğimiz için hepsini atacaktır. Evet şöyle bir işlem yaptık. Evet şu an için güzel görünüyor. Fena değil. Şunda da aynısını yapalım. Çektiler için gayet güzel görüntü veriyor. Şöyle yapalım. Resim dosyası olduğu için Enscape'de de bunlar birebir çıkacaktır. Bakalım Enscape'de nasıl görünüyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle yaklaşalım. Enscape'de gezinme ve ASD tuşlarıyla klavyeden gezebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi gayet kaliteli bir şekilde görünüyor. Ben şunları farklı yaptım ki biraz daha aşınmış kirli olsun diye. Bunlar da kendi düz kaplamaları. Bunları daha sonra parlatıp güzel bir görüntüye çekeceğiz arkadaşlar. Şuradaki kısım için de aynı kaplamayı kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Çift tıkladım, içine girdim. Eğer hepsini seçseydim içindeki kısmı da seçerdi. Burada tek tek seçmem gerekiyor. Şu şekilde şu kısımları seçerek devam ediyorum arkadaşlar. Kaplama kısmında eğer sıkıntınız varsa, eğer takıldığınız noktalar varsa temel derslerimizden SketchUp'tan kaplama oluşturma derslerini izleyerek devam edebilirsiniz. Orada çünkü kaplama nasıl atılır, nasıl kullanılır göstermiş olduk arkadaşlar. Şuraya gelip şuradaki rengi de bakalım eski kütüphanesinde Wood kısmında bakalım neler var. Onlardan bir tane seçebilecek miyiz? Şu var, güzel görünüyor. Bunu seçelim. Import Selection diyorum. Çok fazla vakit kaybetmeden artık kişiselleştirme kısmını size bırakıyorum. Çünkü ben burada çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ders olduğu için dersin süresinin çok uzaması da iyi değil. O yüzden siz hani evinizde oturarak çayınızı kahvenizi alarak kendi kaplamanızı kendiniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada ne oldu? Aslında ben açık bir kaplama istiyordum ama bu biraz koyu oldu. Bakalım daha açığı var mı? İsterseniz buradan açabilirsiniz rengini şuradan. Yani açmak da basit. Şu da olabilir. Planks. Yani şurada da şu da olabilir. Gerçi bunlar cephede kullanılan şeyler ama yine de zeminde de kullanabiliriz. Şu varmış. Değişik bir kaplama. Şunu kullanabilirim. Evet. Şunu seçtim. Evet. Bence bu daha güzel arkadaşlar. Ben bunu hoşuma gitti. Dediğim gibi şöyle çok büyük oldu. Şöyle yapalım. Oran orantıya göre. Şuradan yani kaplamayı seçtikten sonra şuradan bunun koyuluğunu ayarlayabiliriz. Biraz daha koyu yaptım gördüğünüz gibi. Evet dışarı çıkmış oldum. Şöyle bakalım. View'den Hidden Geometry'i kapattım. Render ayarlarımdan şöyle bir bakalım etrafa. Şöyle bakalım nasıl görünüyor. Şöyle baktığımda görüyorsunuz.
yavaş yavaş bizim referans görsele benziyor. Yani tabii birebir benzetmek için çok detaya girmek lazım. Çok böyle fotoğrafa çok bakıp dikkatlice detayları iyice irdelemek gerekiyor ama şu anki görüntüde gayet temiz, gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Şunları metal yaparak devam edebiliriz. Metal yapmak kolay. Kendi içerisinde yine metal kaplaması var. Metallere geldiğinizde metal kısmında mesela birçok metal var. Görüyorsunuz arkadaşlar burada tam hangi renk istediğinizi size bağlı. Oradan seçip devam edebilirsiniz. İşte koyuluğu belli. Giderek koyulaşıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem. Bunlardan herhangi birini alıp import selection demeniz yeterli. Bakalım. Şurada noktalı ve çizgiler varmış. Pürüzler var görüyorsunuz. Garaj kapıları için böyle çizgiler var. Bunlardan bazılarını seçebilirsiniz. Mesela şuradan ne yapalım? Stil diyelim. Import selection diyorum. Şöyle hepsini seçelim arkadaşlar. Şuradaki ışık kısmını dışarıda bıraktım ve bunu kapattım. Ne oldu? Metal oldu. Gidelim bakalım ne olmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem. Yani daha parlak, bir çelik yüzeyli bir nesne. Şuradaki kamera butonuna basarsanız bu render ekranıyla aynı şekilde gelir. Mesela şuraya şimdi ışık yapacağım ben birazdan arkadaşlar. Damlalık aracımla rengimi seçiyorum. Kaplama kısmından ayarlardan girdiğimde buradaki self illumination kısmına bastığımda ışık artık aktif oldu gördüğünüz gibi. Tabii ışığın şiddeti düşük. Şunu artıracağım. Artırdıktan sonra buradaki rengi advanced kısmından bunu alarak copy diyorum. Tekrar buraya gidip buradan paste diyorum. Yapıştırdım ve render'a gittiğimde görüyorsunuz bu şekilde bir işlem arkadaşlar. Artık hepsinde aynı işlem söz konusu. Buradan aşağı doğru vuran bu ışık olacak. Tabii yakın çekimlerde görünür. Ben biraz daha artırayım ışık şiddetini. Bu şekilde devam eden bir süreç arkadaşlar. Bizim binamızda acaba dış cephede neler kullanılmış? Şurada plaster var. Şurada tuğla duvar var görüyorsunuz. Yan cephelerde tuğla duvar kullanılmış. Diğer kısımlarda yani şurada tuğla duvar kullanılmış. Şurada da plaster dediğimiz malzemeyi kullanmış. Bakalım bize var mı o plaster varmış. Evet burada şunlar var, şunlar var. Bir de bireyin kütüphanesine bakalım. Bunun çok detaylı değil kütüphanesi çünkü. Plastik, metal, paper demiş, stone. Hatırlayalım bakalım var mı plaster. Yok. Carpaint, brick. Şurada bir güzel tuğlalar var bunun. Kendine ait güzel tuğlalar var. Mesela şunu kullanabiliriz birlikte. Şu kısım için. Şurası için. Bakalım. Evet. Şunu şuraya sürüklüyorum. Daha sonra şuraya girdim arkadaşlar. Şuraya bıraktım. Bir de buraya bıraktım. Sanırım şurada da bir birik kullandı o. Bakalım şöyle. Büyüklük kısmından editten 100'müş bunu. 200 yaparak daha da büyüttüm. Biraz daha büyük görünsün kaplamam. Şöyle yapalım. Şu kısmı da yine birik yapıyorum. Geri kalan kısımda zaten aynı beyaz renk var. Yani plaster'daki beyaz renk var ama illa ona bağlı kalmak zorunda değiliz. Şuna gelelim. Plaster diyelim. Şu clay kullanmış. Bunu aslında beyaz yapabiliriz. Clay'i. Ona bakalım. Nasıl neler yapmış. Nasıl görünüyor? Şöyle seçtiğimizde evet lekeli kullanmış. Tabii üstteki kısım da seçildi. Öyle yapınca şöyle yapacağız. Şu an Heating Geometry'yi alacağız. Bir Ctrl Z diyelim. Geri gelelim. Evet. Şuradan Ctrl Z. Şuraya girdim arkadaşlar. Plaster'dan şunu seçtim. Evet şu orta kısımlar tabii seçilmediği için orada seçmek gerekiyor. Hidden Geometry'de round corner yaptığımız kısımlarda bölümlendirildiği için mecburen oralarda seçmek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani basit bir işlem. Çok zamanımızı almıyor ama tabii ben şu üst tarafı ayırdığım için böyle yoksa normalde tek tıklamayla hepsi seçilir. Üst kısmı ben ayıracağım. Orayı biraz daha farklı bir yani parlak bir nesne yapacağım arkadaşlar. Şurada da yerler varmış. O zaman dur bakayım. Şöyle yapacağız. Hepsini seçelim. Tıkladım. Hepsini aldı. Şöyle yapalım. Gelelim.
Üst kısmı komple seçmek için yandan baktım. Şu kısmı şöyle biraz daha indireyim şöyle arkadaşlar. Şöyle. Evet, komplesini seçmiş oldum yandan bakarak. Bunu da color kısmından şuradan farklı bir kaplamayla atayım. Bakalım render'da nasıl görünüyor. Evet, hepsi siyah görünüyor. Bu tabii şey, plaster biraz benim koyu kaldı. Şu, evet, onu biz beyaz rengine çekeceğiz arkadaşlar. Ayarlar kısmımızdan şunu seçtim. Şuraya geldim. Bunu iyice açarak rengini beyaz kısma getirdim. Bakalım nasıl görünüyor. Bak, buradaki rengi değişmedi. Onu şöyle yapacağız. Ayarlar kısmına gelelim bir. Ha, tint color vermiş burada kendisi. Evet, onu iyi ki bakmışız ayarlara. Evet, şimdi oldu gördüğünüz gibi. Diğer beyaz olan kısımlarda bu şekilde yapacağız. Üst taraftaki siyah kısmı şurada devam ettirelim. Tint color arkadaşlar aslında rengi örteliyor. Yani üzerindeki şeyi bırakıyor. Kaplama şuradaki şunu bırakıyor lekeleri. Geri kalan kısmı örteliyor diyelim. O yüzden öyle bir şey yapmış. Kaplamayı hazırlayan kişi. Onu oradan gördüğümüz iyi oldu. Yoksa renk aynı kalacaktı. Şunları da şuradan yaparak bitirelim. Tabi ufak burada bir düzensizlik var. Yani düzensizlik şu, round corner yaptığımızda eğer nesneyi ayırsaydık kendinden böyle bu tür zahmetlerle uğraşmayacaktık. O yüzden her zaman dediğimiz gibi siz grup komponent olayına her zaman dikkat edin. Ben de dikkat ediyorum gerçi ama bazen gözden kaçan kısımlar olabiliyor. O yüzden bu tür uğraşları hiç yapmadan hızlı bir şekilde devam edecektik arkadaşlar. Ama olsun, şu an içinde bir sorunumuz yok. Bu rengi de biraz açmakta fayda var. Çok koyu görünüyor. Viv'den Healing Geometry diyorum. Şunlar için de aynı şeyi yapacağım. Güzel görünecektir. Şöyle yapalım. Şöyle duvarları seçelim arkadaşlar. Şu görünen duvarlar için, hepsinin için aynı şeyi yapıyorum. Cephedeki. Üç kere tıklarsanız bütün duvarlar seçilir ama tabi buna bağlı olan duvarlar da olabilir. O yüzden o kısımlara dikkat edin. Daha sonra seçme kısmınız zor olabilir. Şöyle de yapacağım şu şekilde. Evet, biraz da hemen rengi kırmış olduk. Tonlamada yerine gelmiş oldu arkadaşlar. Şu şekilde bir işlem gördüğünüz gibi. Evet. Bu dersimiz bu kadar. Diğer kısımlarda tekrar peyzaj öğelerine devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ayar yapmış olduk. Üst kısımda tabii bizim şeyimiz vardı. Bahçemiz var. Bahçe içinde aynı yeşilliği burada kullanabiliriz. Mesela şöyle yapabiliriz. Orada şöyle bir şey yapalım. Grass kısmına gidelim. Landscape kısmında şunu seçelim arkadaşlar. Artı ile çoğalttım. Geldim. Çift tıkladım. Gördüğünüz gibi hepsini seçiyor. Niye? Çünkü hidden geometri kapalı. Açtım. Tek bunu seçtim. Bıraktım buraya. Burada biliyorsunuz yukarıda güneş enerjisi birlikte bir yeşil bir bahçe var. O bahçeyi yapmak için böyle bir şey yapacağız. Bunu seçtim arkadaşlar. Daha sonra ayarlar kısmından şuradan grass kısmını seçtim. Grass seçtiğim zaman bana belli bir yükseklik verdi. Ayarlara render kısmına gidelim mesela. Görüyorsunuz. Şuraya yaklaşayım biraz daha. Şöyle 3 boyutlu grass burada oluşturmuş oldu kendisi. Ben bunu biraz düşük tuttum boyutunu. Bunun üzerine güneş paneli gelecek. Güneş panellerini 3D Warehouse'dan indirebilirsiniz. Bundan sonraki derste ben yerleştiririm ve nereden indirdiğimi size gösteririm. Oradan siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım biraz daha. Şu şekilde bakalım. Evet. Şurası aracın geldiği yer. Tabi burada garaj kapısını unutmuşuz. Orayı biraz garaj kapısını modelleyerek diğer dersimize devam edelim arkadaşlar. Garaj kapısı için bakalım neler yapmışlar onlar. Görüntüde. Şöyle bakalım bir. Ha, evet bak, bakın ha. Burada evet ahşap yapmışlar. Plank dediğimiz o ahşap yapmışlar bu tarafı. Şurada tuğla duvar. Ben bunu kaçırmıştım evet. Burayı ahşap yapacağız arkadaşlar.
binanın benzemesi için ahşap kısmıyla kapamışlar. Şu kısım komple ahşap. Şöyle bir şey yapalım, bir saniye. Şimdi Viv'den hidden geometri açık. Offset aldım. Şu offset diyeceğim. Çünkü garajın orta kısmını ben metal yapacağım arkadaşlar. Ona uymayacağım ben. Şöyle yapacağım. Yani içeri alarak kapıyı içeri biraz orada şey vereceğim. Çıkıntı vereceğim ki girdi çıktı yapacağım orada çünkü. Yani şurası kapının açıldığı kısım. Şurada ahşap olacak. Şurada kaplama kısmından metal kısmına geldiğimde şunu import diyeceğim. Şöyle alacağım şuraya. Buraya bir import diyeceğim arkadaşlar. Geri kalan kısmı ahşap yapabilirim. Geri kalan kısmı da yine wood kısmından planks diyerek. Nerede o plank? Şu büyük olsun planklar. Aldım onu. Kapattım. Şurayı seçtim. Bıraktım arkadaşlar. Buradan da texture position diyerek rotate 90 diyorum. 90 deyip buraya bıraktım. Ondan sonra tekrar damlalık aracımı da aldım ve buraya bıraktım gördüğünüz gibi. Şuraya da bırakayım. Şuraya da bırakayım. Daha güzel görünecektir. Bakalım render'da nasıl görünüyor. Evet. Şunu biraz koyu yapabiliriz. Açık kalmış. Edit kısmından iyice koyulaştırdım bunu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu lambalarımız yanıyor mu bakalım, bir ışıklarımız. Yakınlaşalım biraz daha. Evet, gayet güzel. Fena değil. Şuraya bir araç alacağız, getireceğiz. Garaj kapısı. Evet. Yavaş yavaş artık detaya indikçe arkadaşlar görüyorsunuz. Binamız yavaş yavaş kendini gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem. Ayarlar kısmında normalde şöyle bir durum söz konusu. Siz Enscape'de Shift'te basılıp mouse'un sağ tuşuna bastığınızda görüyorsunuz. Bu şekilde günü saatlere göre ayarlayarak ışığın nereden düşmesi gerektiğini böyle bu şekilde ayarlıyorsunuz. Günlere göre gece ve gündüz durumu söz konusu. Şu gör simgesine bastığınızda da Sky kısmında buradaki işte rotation kısmını çevirip İşte şeyleri hareket edebiliyorsunuz. Gölge ve güneşin yerini hareket edebiliyorsunuz. Tabii burası şeyle bağlantılı. Normalde shadow dediğimiz kısımla, SketchUp'ın shadow'uyla birbiriyle bağlantılı. Mesela burada Solar North plugin'i var. Solar North plugin'i mesela ne yapıyordu? Şuradan mesela ben şuraya tıkladığımda güneş buradan vursun diyorsam, bunu mesela güneşi buraya doğru, cepheye doğru tuttuğumda artık render'a baktığımda görüyorsunuz artık buraya doğru. Güneşin buraya doğru vurmuş oluyor. Ve shift ile bunu tekrar ayarlayabilirim. Yani ben kameramın arkasına aldım tamamıyla güneşi. Buradan cepheye doğru vuran bir render ekranıyla karşı karşıyayım gördüğünüz gibi. Ayarlar kısmında şuraya geldiğinizde burada arka tarafı değiştirebileceğiniz kısımlar var. Görüyorsunuz işte değiş değiş. Tabii ben bunları kullanmayacağım. Daha kaliteli bir şey kullanacağım. Bu sadece programın kendi içerisinde bulunan kısımlar arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelmişken şuradan size bir şey göstermek istiyorum. Önemli olarak göreceğim bir yer. Şimdi biliyorsunuz biz kanalımızda, kendi kanalımızda, YouTube kanalımızda kaliteli dersler veriyoruz. Bu derslerin daha kaliteli, daha profesyonel olanları 3deeğitimsetler.com'da var. Buraya geldiğinizde eğitim setlerini aldığınızda kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz. Burada dersleri izliyorsunuz, bana sorular sorabiliyorsunuz, eğitimleri izliyorsunuz ve yüksek kaliteli dersler çıkartabiliyorsunuz. Burada tıkladığınızda kursun ön izlemesinden kursu seviyesini, içeriğini görüp hangi derse sahip olduğunu görüp dersleri izleyebiliyorsunuz. Burada dersleri alanlar var arkadaşlar. Kimler neler yapmış, kimler neler izlemiş, neler izlemiş, neler yorumlar yapmış, bize geri dönüş yapan kullanıcılarımızın yorumları var. Bu yorumlarda okuyarak hangi dersinde hangi verim alınmış kullanıcı onu görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Oluyorsunuz zaten. Bizim Enscape görselleştirme dersimiz render kısmına devam ediyor. Bahçe kısımlarını yaparak devam edeceğiz. Daha sonra garaj kısmından garaj giriş kısmını yapacağız. Buraya Enscape içerisindeki hazır modellere donatarak diğer derste devam edeceğiz. Diğer derste görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah diğer derste görüşürüz.